Satın alacağınız projeksiyon cihazının Android TV olması yetmez. Bir de üzerine dünyanın ilk 4K HDR oyun projektörü olmasını isterseniz bakacağınız ilk cihaz BenQ TK700STi modeli olacak. İşte tüm detaylarıyla BenQ TK700STi incelemiz. Herkese merhaba, ben Ercan Uğurlu. Evet, şu dönem projeksiyon cihazlarına ilgi artmış durumda ki bana da sizlerden bu konuda çok talep geliyor ve ben de bu kategoride yeni ve farklı ürünleri buldukça sizlerle zaman zaman paylaşmaya çalışıyorum. Bugün yakından bakacağımız projeksiyon cihazının iki farklı önemli özelliği var. Birincisi, bu bir Android TV. İkincisi ise tam bir oyun canavarı. Nasıl mı? Gelin şimdi hep beraber yakından bakalım. Evet, konuyu Android TV olarak açtım tabii ki, ancak bu ne projeksiyon cihazları için bir ilk ne de Android TV stickleri için de yeni bir hamle. Biliyorsunuz zaten burada önemli olan nokta, şu an elimin altındaki cihazın içinde Android TV'nin halihazırda bir şekilde yer alması. Yani kimi cihazlarda olduğu gibi bu özelliği kazandırmak için ayrıca bir cihaz, bir stick, USB yoluyla takacağınız bir cihaz almanıza gerek yok. Bu da aslında bu projeksiyon cihazını isterseniz bir televizyona ya da Android işletim sistemli bir multimedya cihazına dönüştürebiliyor olmanızı sağlıyor. Elimdeki cihaz BenQ'nun TK700STi isimli yeni projeksiyon cihazı. Özelliklerinden sonra daha detaylı olarak bahsedeceğim tabii ki ama önce hızlıca şu Android TV özelliğini bir aradan çıkartmak istiyorum. Çünkü bu oldukça önem arz ediyor. Ama bu cihazla ilgili görüntü anlamında bilmeniz gereken en önemli nokta bu projeksiyon cihazının 4K çözünürlüğünde olması. Yani epeyce sağlam bir görüntü sağlıyor olması olacak. Şimdi bu cihazın arkasında gizli bir bölme var. Buraya açtığınızda karşınızda BenQ'nun QS01 adını verdiği Android TV Stick'i çıkıyor. Bu cihazın içinde ise 4 adet Cortex A53 çekirdeğinden oluşan M-Logic S95Y2 işlemcisi var. 2 GB RAM ve 16 GB daire depolama alanında bulunuyor bu cihazın içinde. Projeksiyon cihazına Wi-Fi ve Bluetooth özelliği de kazandırıyor bu cihaz. Böylece Google hesabınızla oturumunuzu açabiliyorsunuz. Google Play Store üzerinden tıpkı bir telefon ve tablet kullanır gibi istediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz. Yani bu şekilde isterseniz projeksiyon cihazı üzerinden Netflix izlersiniz, isterseniz popüler mobil oyunlarınızı devasa ekranda oynarsınız. Artık burası tamamen sizin kullanımınıza kalmış durumda. Bu imkanın hepsini size bu cihaz sağlıyor. Evet, şimdi gelelim BenQ TK700STi'nin diğer bir cihaz alıcı noktasına. Dediğim gibi bu cihaz tam 4K çözünürlüğünde görüntü üretebiliyor ve yüksek görüntü kalitesini ev sinemasına sahip olmak isteyenlerin yanı sıra oyunculara hitap ediyor. Aslında daha çok dev ekranda yüksek performanslı gecikmesiz bir oyun deneyimi yaşamak isteyen, oyun oynamak isteyen oyunculara hitap ettiğini söylemem bile mümkün. Çünkü bu cihazda tam olarak buna özel teknolojiler yer alıyor. Şimdi buna biraz bakacağız, ancak adım adım gidelim ve önce cihazı teknik olarak teknik tarafıyla biraz yakından tanıyalım. BenQ TK700STi dediğim gibi 4K Ultra HD, yani 3840 2160 piksel çözünürlük sağlayabilen bir projeksiyon cihazı. 3000 ansi lümen parlaklık seviyesine sahip olan DLP projeksiyon sistemini kullanıyor ve kontrast oranı da 10.000'e 1 şeklinde. 30 inç ile 300 inç arası görüntü aktarabilen cihaz sadece 2 metrelik mesafeden 100 inçlik bir görüntü aktarımı sağlayabiliyor. Ki bu oldukça kısa bir atım mesafesi anlamına geliyor. Cihazın öte yandan üzerinde 5 wattlık hoparlörler bulunuyor. Fakat siz isterseniz buna bir ses sistemi de bağlayabiliyor veya Bluetooth yoluyla hoparlörlerinize ses aktarabiliyorsunuz. Burada tamamen tercih sizin tabii ki, ama hoparlörlerin güçlü olduğunu söyleyeyim bu arada. Biz hatta çalıştırırken komşular biraz rahatsız oldular. Şimdi BenQ TK700STi'nin kurulumu oldukça zahmetli, onu da söyleyeyim. Bunda bir sorun yaşamayacaksınızdır. Hiç sanmıyorum. Arkasında yer alan iki arada HDMI bağlantısı ise bağlantı konusunda zenginliğinin zaten ilk emareleri. Az önce de bahsettiğim gibi Google sertifikalı Android TV ve Google Play Store desteği sağlayan gizli QS01 dongle da zaten cihazın arkasında hala hazır bulunuyor. Bu da zaten geniş bir bağlantı desteği sağladığına yönelik ilk işaretlerden bir tanesi oluyor. Öte yandan bu cihazın kullanım ömrü de oldukça uzun. Normal kullanımlarda 4000 saat kadar bir lamba ömrü sağlayan BenQ TK700STi Smart Eco programında kullanıldığında 8000 saat, ekonomik modda kullanıldığında ise 10.000 saat ve lamba tasarrufu modunda kullanıldığında ise çok daha fazla, 15.000 saate varan lamba ömrü sağlayabiliyor. Uzun bir kullanım ömrü alacaksınız bu cihazla beraber diyebilirim. Evet, bunlar cihazın teknik özellikleri, ancak tabii ki bizi ilgilendiren kısım bu cihazın pratikteki performansı. O nedenle şimdi gelelim asıl konuya.
Bu cihaz dediğim gibi dünyanın ilk 4K HDR oyun projektörü olarak da biliniyor ve HDR oyun uyumluluğu ile 16 milisaniyelik en düşük input lag değerine sahip olması ile beraber dev perdede gecikmesiz bir oyun deneyimi, oyun performansı sağlayabilmesi ile öne çıkıyor. Ben kullandığım süre içinde bu cihaz ile pek çok oynama fırsatı buldum. Bunlar arasında hazır elimin altında bir Android TV olunca tabii ki telefonlarımızdan aşina olduğumuz pek çok mobil oyunu direkt cihazın üzerinde oynama fırsatı buldum. Google Play üzerinden indirdim, uygulamalar üzerinden. Fakat asıl konu tabii ki bunlar değil, AAA oyunlar. Çünkü bu projeksiyon cihazının kalbinin attığı yer tam olarak orası. Bu projeksiyon cihazı ile World of Tanks oynadık, Forza Horizon 4 oynadık ve hatta son dönemin görsel şöleni Microsoft Flight Simulator'da oynadık. Hazır 4K projeksiyonu bulunca görsel kalite anlamında tabii ki Microsoft Flight Simulator'a bakmadan geçmek pek mümkün değildi. Öte yandan cihazın düşük gecikme değerini ölçümlemek için de sert refleksler gerektiren Forza Horizon 4'e bakmak gerekiyordu tabii ki. Birazdan zaten Microsoft Flight Simulator ve Forza Horizon 4'e gerçek zamanlı olarak birlikte bakacağız. Ama bu arada buna geçmeden önce hemen şunu da belirtmem lazım, bir kafa karışıklığı olmasın. Bu cihazı sadece PC'ye bağlamak zorunda değilsiniz. Sadece onunla PC bilgisayarla, laptopla vesaire falan sınırlı değilsiniz. BenQ TK700ST'yi isterseniz PlayStation 5'e, PlayStation 4 Pro'ya, PlayStation 4'e veya işte Xbox'ınız varsa Xbox One X veya One S uyumluluğu mevcut. Onları da bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca Nintendo Switch ile de uyumlu yapıda. O konuda eliniz bir hayli geniş. Tam bir oyuncu projeksiyon cihazı olmuş diyebilirim. Bunları da söyledikten sonra şimdi gelelim sizle beraber BenQ TK700ST'nin oyun performansını canlı canlı göstermeye. Evet, Microsoft Flight Simulator. Ona bir bakalım istiyorum şimdi. Eğer bugüne kadar hiç oynamadıysanız gerçekten bence muazzam bir oyun. PC'de ve Xbox veya işte PlayStation platformlarında konsolunuz varsa bakabilirsiniz. Gerçekten güzel bir şey var. Görsel var zaten, siz de şu an görüyorsunuz. Burası uçağın dışı. Bu arada oyun grafikleri inanılmaz muazzam olmakla beraber bir de gerçekten şehir tasarımlarını birebir yapmıştı. Hatta geçenlerde onunla ilgili bir şey vardı. Yani gerçek tasarımla yani, iki görüntü yan yana koymuşlar. Hangisinin oyun olduğunu anlayamıyorsunuz yani. İyi de kokpite girelim şimdi kameradan. Bir de içeriden görelim. Bu arada şu an görüntüyü ekranda görüyorsunuz. Bu yani arkamda şu an güneş ışığı var. Gün için oynuyorum. Şöyle arkaya da bakalım. Biraz şimdi arada takılmaları fark ediyorsunuz ama bu oyun için özel. Çünkü aslında benim elimde şu an takılı olan sistem çok pek iyi değil yani. Evdeki sistem daha iyi. Şöyle yakından da gireyim. Kamera sistemlerini görüyorsunuz. Şimdi Forza'da o şeyi göreceğiz. Daha akıcı performans, input lag, 16 milisaniye vesaire falan dedim ya az önce. Şimdi onun karşılığını tam olarak, ornet olarak göreceğiz. Bunu da görsel kaliteyi biraz göstermek istedim. Ve tekrar dışarı çıkalım. Şu an 3500 feet'te takılıyoruz. Hadi Forza geçelim. Evet, ikinci oyunumuz Forza Horizon. Biraz şöyle gazlayacağız şimdi. Input lag'in nasıl olmadığını, 16 milisaniye olduğunu göreceğiz. Şöyle dönemiyorum. Bu arada ben pek iyi oynayamam şey oyunlarını. Ne derler? Araba yarışlarında çok iyi değilim. Şoförüm de pek iyi değildir zaten. Ama şu an fena gitmiyorum galiba. Gecikme olmadığını görüyorsunuz neredeyse zaten hani ve bayağı hızlandım yanınıza. 230 kilometre hızla dön şimdi sağa. Tamam. Yani sonuç olarak bu oyunda da göstermek istedim. Az önce Flight Simulator'ı görsellik. Yine bundan da yine görsel kalitesi muazzam. Öte yandan bir de input lag, yani gecikmesiz bir performans. 16 milisaniye gibi gecikmesiz bir, ultra düşük bir gecikme söz konusu. Fark etmiyorsunuz zaten. Ki zaten şu an gördünüz herhalde. Bunu projeksiyon cihazında görmek gerçekten şahane bir şey. Tabii yine takdir sizlerin, o da ayrı yani. Ama görünen köyde kılavuz istemez diye düşünüyorum. Evet, sonuç olarak değerlendirecek olursak BenQ TK700ST'yi gerçekten oyun konusunda şahane bir projeksiyon cihazı olmuş diyebilirim. Sanıyorum siz de izlediğiniz görüntülerden tatmin olmuşsunuzdur. 4K çözünürlüğünde görüntü üretmesi, fazlasıyla iyi bir sinema deneyimi sağlayabilmesi ve
iyi bir oyun performansı göstermesine ön ayak oluyor tabii ki. Buna bir de 16 milisaniye gibi oldukça düşük bir gecikme süresini katması, öte yandan üzerine Android TV özelliğini de ilave etmesiyle beraber tabii ki elimizdeki cihaz biraz kuşkusuz lükse giriyor. Bunu da söylemek zor olmayacaktır. Fiyatı da zaten bunu biraz tarif eder nitelikte. Her güzel şey gibi bu cihazın da bir bedeli var ve o da 16.999 TL. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer sorularınız varsa muhakkak yorumlarda yazın. Oradan da yanıtlamaya çalışalım. Kanala abone olarak da yine destek sağlayabilirsiniz. Ben Ercan Uğur'la bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.